Evet, şu an Dilmicik geçidindeyiz. Rakım 1370. Dağların tepesindeyiz. Hava 14 dereceye düştü, 26 dereceden. Fethiye'ye doğru gidiyoruz. Pardon, Kaş'a doğru. Seçtirme yaylalardan çıkıyoruz. Rakım 1595. Evet, tamamen yaylalardayız, yani 13 derece oldu. Buralarda inanılmaz bir hava, oksijen alıyoruz. Gördüğünüz gibi dağları görüyor musunuz bilmiyorum, çok ileride. Evet arkadaşlar, Fethiye mi Kaş mı? Ölüdeniz mi? Kaş mı? Kaş. Çiçek. Ey canım, canım. Deniz üstü köpürür. Ey canım, canım. Memleket abiniz geldi oğlum, uyanın. Patara plajı. Evet, Patara plajına gidiyoruz. Kaş, Patara plajı. Vize kartla girişler var. Evet, vize kartı verdik ve içeri girdik. Kalıntılar buradan başlıyor. Buralarda. Ya bana tutunmana gerek, sıkmana gerek yok benim. Anladım. Tamam, oplu oplu gidiyoruz. Zaten ön çamurluk sanki Allah'ına kavuşmuş gibi takır 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 gidiyor. Buraya girilebiliyor, burası açık. Burada da kalıntılar var, Patara plajı. Oy 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 oy, burada meyve ağaçları var. Ay, mandalinalara gel. Adama bak, Patara plajında yer yapmış kendine. Mandalinalara bak, güzel. Patara Patara. Bak, like'lere bak. Aha, ineğimiz var. Keselim, akşama yeriz. Et, sote. Buraya böyle arabayla girebiliyorsunuz. Burada ne varmış? Antik kent merkezi ilerdemiş. Şehir terası varmış burada. Sanırım şurada hala tamirat olan adam var. Sanırım oraya doğru gidiyor. Şehir terası diyor. Tepecik diyor. Brezilya aslık liman. Liman hamamı diyor. Ha, liman var orada. Oraya, limana gidiyor. Güzel. Ok gösteriyor sadece. İnersem motorla ben buradan giderim. Şimdi bir sona doğru gidelim, sonra buraya geleceğiz.
İmparator Nero Deniz Feneri'miş adı. Bayağı büyük. Deniz fenerini yapıyorlar orada. Ha. Esas ileride şurada. Kameranın pili bitiyor. Bir kameranın pilini değiştireyim. Anne çok güzel. Yollar çok bozuk olduğu için aynam bile gevşedi yani. Amortisörlerin ayarı güzel oldu. Son seviyeyi alınca motor tatlı oldu. Arka taraf fazla hoplamıyor. Pamukkale gibi bir uygarlık yaşıyormuş eskiden. Hava durumuna bak demiştim, baktın mı? Evet, jandarma. Jandarma. Patara meşhur sahiline gidiyoruz. Burada sadece şok falan diye. Ağaçlara bakın. Evet, biraz yavaşlayayım ya. Dinletin, düşünsenize buralarda içeride bir evi var ya. Adam arazi satın almış, devletten ev yapmış. Hayatını yaşıyor abi. Meşhur patara bir yaşıyor. Koyununa girebilir. Sosyal tesis var. Nasıl? Amma hopluyor. Amma zıpladı. Evet, şimdi içeriye girdik. Motorumuzu koyduk. Burada sosyal tesis var patarada. Böyle araba park yerleri orada, taksi var. İsterseniz geliyorsunuz kendiniz. Tarifeleri var, nereden nereye, ne kadar tutarında. Taksiyle geliniyor. Şurası Kaş Belediyesi Patara Plaj. Motorumuzu buraya koyduk. Evet, içeri gidebiliriz. Şimdi Patara plajına gidiyoruz. Bildiğiniz gibi kumlarınla çok meşhur bir alan. Tabii şimdi akşam olduğu için arkadaşlar topluyor. Evlerine gidiyorlar. Şimdi Patara sahiline giriyoruz. Yolları böyle kum almasın diye insanların ayakları tahta çakmışlar ama çok saçma. Her an takılabilirsiniz. Bir yüksek bir düşük. Bir yüksek bir düşük. TC'leri kontrol ediyorlar hep. Buralarda. Güvenlik var. Ne diyor? Sen var ya. Bu
da öyle. Evet, Patara plajına çıktık. Bunlar bize şuraya mı fırsat ya? Gelirler kaldırırlar. Aslında ben son çeyre şey düşünüyorum. Uyku filmin içine girip yapacağım. Ben meşhur Patara plajı. Phuket adasında plajda yattım. Güzel. Yatarsın abi. Rahatsız edene kadar güvenlik. Yok, seni karışamaz ki. burada şeyler kamp kurmak yasakmış da abi diyor. Kaçak biz kalacağız diyor. Üç kişiler. Kaçak kalmaya gelmişler buraya kamp eşyalarında. Bu şekilde. Dünyanın en güzel kumu olan yer. Patara plajı. Cennetten bir köşe. Demek ki öğlen ya da sabah denize giriliyormuş. Akşam serin olunca bırakmışlar. Evet, maalesef öyle. Şu anda aslında hava burada 26 derece ama bu şekilde Patara plajı. Meşhur ucu bucağı olmayan Patara plajı. Şu an güneş batıyor zaten. Gün batımını izleme. Sandalyeleri alabilirdik aslında. Keşke motordan. Neyse. Neyse, ben şurada oturacağım ama sen gider alabilirsin. Burası da kafeteryası. Meşhur Patara plajı. Oo, ben hiç girmeyeyim. Ayakkabılar çok kötü olacak. Ya tabi fiyatlar yazılmıyor. İçeride ya. Fiyatları geçiriyorlar. Geçirebildikleri kadar. Burada sigara içmek yasak alanı var. Orayı değerlendirmişler. Sigara içme alanı. Bak, sadece sigara içiyorsunuz. Yani Patara'nın güzelliğini görüyor musun? Bak, sadece sigara burada içilir. Sigara içme alanı. Şaka gibi değil mi? Gün batımı. Çok ciddi fırtınalar olmuş. Daha sezon açılmadığı için meşhur Patara plajı. Buranın kumu resmen değişik bir kum. Yapışmıyor. Mükemmel. Mükemmel. İnsanın burada saatlerce oturması gerekiyor. Eskiden gemilerle buradan geliyorlarmış, inip burada şehire yürüyorlarmış. Adamların şehri, uygarlıklar diye uygarlıklar burada yok olmuş. Müthiş bir şey, plajın güzelliğine bak. Burada da bir kafeteryası var. Karettaların bölgesi olduğu söyleniyor ama şu ana kadar hiç kafes görmedim. Karettalar var burada. Kafeste böyle yumurtalarını saklıyorlar. Tabii bizim insanlar rahatsız eder mi etmez mi tartışılır. Bu şekilde. Ha, şurada hatta bir tane var. Ama tabii gerçekten karettanın kaplumbağa yumurta yeri mi? Yoksa öylesine konulmuşum. Şöyle. Bunları koyuyorum. Yuvası varmış. Sadece iki tane var. Çünkü bizim insanlarımız bunları rahat bırakmadığı için hayvanları. Gerçek midir değil midir tartışılır. Burada da ufaklıklar var, oynuyorlar. Meşhur Patara plajı.
gerçekten müthiş. Yani bunu yaşamanızı isterdim. Ben resmen aşıkım. Böyle bir gün batımı mı var? Süper ötesi. Bundan sonra şeyleri çekin. Tabelaları çek. Tamam. Evet arkadaşlar, Kalkan'dayız şu anda. Kaşa doğru devam ediyoruz. Gece koşan her yere gider. Gitmek istediğiniz yere çıkın çıkın gelin. Evet, çıkın çıkın gelin. Geliyor mu? Ne yaptın? Hadi görüşürüz. Ne yaptın seni? Taş plajındayız bugün. Burada doğru iniyoruz. İzleme terasları var. Manzara bu şekilde. Şu dağların arasında kanyon var. Böyle geldikten denizin güzelliği, sıkımı, sakinliği. Kaputaş plajı, Kerem Müdürlüğü'yle arkadaşlar var. Vatandaşı biliyorsunuz. Karşınızda güzel böyle. Deniz çıkıyor. Denize aşağı inmek isterseniz burada böyle merdivenler mevcut. Merdivenler indikten sonra yolculardan giremez. Böyle yazılar karşılıyor. Güzelliğine bakabilir misiniz? Sabah 7. Açılış sabah 7. Kapanış 9'a kadarmış. Böyle güzel. Merdivenlere mevcut. Evet. Kolay yürüyün. Bu manzaradan nutkum tutuldu. Bir güzel sakin olması. Bu şekilde merdivenlerden iniyorsunuz. Yani ücret istenmiyor. Bayağı bir merdiven var. Ayrıca ona dile getireyim. Şöyle. Burada Kaş'a ait bir tane sosyal tesis var. Tam merdivenlerin karşısında.
Yeme içme alanları, oturma alanları belediyeye ait. Bakabilir misiniz arkadaşlar? Sonsuz yollar, özgürüz geller. İki teker, gezgin yol yollarda. Birlikte keşfediyoruz güzellikleri dünyanın. Sonsuz macerada kayboluyoruz. Haydi gel. Merkezi meydanı. Meydanı çok güzel. Sizi Antikent karşılıyor. Merhaba arkadaşlar, herkese selamlar. Şimdi bugün Kaş'tayız. Kaş'ın İnce Boğaz plajı. Bu tarafta da ücretsiz plajı. Bu taraf belediyenin mavi bayraklı çok güzel bir plajı Kaş'ın. Tavsiye ederim, müthiş. İçerisi çok güzel, kafeterya, yemek yeme yerde, tuvaletler, lavabolar var. Belediyeye ait, ücreti de makul bir ücret var. Gayet güzel. Görüşmek üzere. Kaş kampingin tam karşısında bulunuyor. Tiyatro Antikent diye geçiyor. Manzara bu şekildedir arkadaşlar. Önümüzde bir delik yerler de var. Hatıra olabilecek. Çarşının hemen içinde. Şuna güzelliklerine bakar mısınız? Dolaplarınıza süslediklerimiz.
Kekova tekne turları. Buradan bu şekilde. Orada orada motorun orada. Eşyalar var ya eşyalar. Görüşmek üzere. Biraz serinlik düşünce daha kalabalık oluyor. Her yer açılmış oluyor. Meydanında bu şekilde. Ben beğendim, sevdim. Her şey iç içe olması. Her yere yürüme mesafesinde olması. Marina'nın tam karşısında belediyeye ait çay bahçesi, sağ tarafında antin kentin bulunması. Fiyatları bir tık daha uygun. Şöyle göstereyim. Noel Baba'nın. Dalış yapmak isterseniz Marina'nın tam karşısında. Merhaba. Merhaba, kolay gelsin. Sağ olun. Fiyatınız nedir? Evet, tekne turu. Neyse gidiyoruz biz ama Yunan Adası'na. Ha, Yunan Adası'na gidiyorsunuz. Evet. Şöyle fiyatları 1000 TL ile 1400 TL arası değişiyor şu anda. Biz Yunan Adası'na gitmek için ama pasaport ve vize gerekiyor. Pasaportumuz var ama vizemiz yok. Vize olmadan maalesef şu anda mümkün değil. Kapı vizesi de başlamadı. Peki başka gelmek isteyenler olursa? Gelmek isteyenler olursa Kekova turuna gidebilir. Çünkü karşıda gördüğünüz Kekova turumuz var. Onun fiyatını öğrenebilir miyiz? Onun fiyatı şu anda 1000 TL. 1000 TL. Kişi başı değil mi? Kişi başı 1000 TL. Kekova turu 1000 TL arkadaşlar. Gelmek isterseniz burada hemen Marina'nın tam karşısında. Bulmuşlar abi yerden. Şöyle ismi. Kekova'dan bulmuşlar, evet. Gelmek isterseniz buyurun gelin. Böyle kıyafetler var serin serin. Çile bezinden. Burası da belediyeye ait. Size söylediğim gibi. Aile çay bahçesi. Her bütçeye uygun. Görüşmek dileğiyle. İyi günler. Tur yapabilirsiniz. Yarın Kekova. Yarın Kekova gibi. Merhaba, kolay gelsin. Bu şekilde istediğiniz şekilde seçip turlarınızı yapabilirsiniz Marina böyle. Çarşısı şu Maraş dondurma olan yer, işte yanında aile çay bahçesi var, belediyeye ait. Çok güzel fiyatları var. Ailenizle arkadaşlarınızla oturup yiyip içebileceğiniz, her bütçeye uygun. Marina bu şekilde. Atamıza çekelim.
Yani burada istediğiniz fiyatları sorarak anlaşabilirsiniz. Meydanında ise Maraş Dondurma tam karşısında marina. Yanında aile çay bahçesi, belediyeye ait. Çok güzel çayları var. Ve 10 TL. Hem de dubli büyük bardak. Çok uygun fiyatlar. Meydanında ise Yurtta Sur, Tiyanla Sur sözüyle atamız. Tam meydanda. Bu şekilde. Görüşmek dileğiyle. Sonsuz yollar, özgürüz gelen. İki teker, gezgin yol yollarda. Birlikte keşfediyoruz güzellikleri dünyanın. Sonsuz macerada kayboluyoruz. Haydi gel. Kent üzerine ve kent bunlardan arınmaya başlanmıştı. Tiyatroda kenti
Antik Lidya şehri. Ve Papatya'lar. Papatya'lar. Kum tepesindeyiz. Yeşil Vadi arıyoruz. Kemal Sunal'ın filmindeki gibi. Şu dağın arkasında Yeşil Vadi. Muhakkak gelmeniz lazım. Muhteşem. Sonsuz yollar, özgürüz gelen iki teker gezgin yol yollarda. Birlikte keşfediyoruz güzellikleri dünyanın sonsuz macerada.